şey dediğim yer biraz. Denizin altında fazla bir şey yok. Sadece yukarı yamaçlara baktığım zaman merdivenler. Evler, Batık şehir. İyi başörtü yaptın evler. Yontuyorlar herhalde. Kayaları yontuyorlardı. Aynen. Yani oluk şeklinde aynı şekilde. Yani önümüzde çatı nasıl yapılıyorsa aynı onun gibi hemen şu karşımıza gidiyor. Şu karşı bir şey. Hemen düz koyu oyunu şu an önümüzde. He. Ha, temeli var orada binanın. Şurada merdiven var bak. Tabii yani. Ya burası eski halini bulunur ama özel ekip gelecek, yenilenme, çizimler yapacak yani bir şekilde bulunur da nasıl? Hayatta bulunur. Yani ne diyor ki bir yerler tamam diyor. Yağmur suna dökülmüş su tamam bir yerler. Sonra şöyle yine bir veya bir sokağın diyor tamam. Ne yap diyor ki yok. Basamak tarzı olur diyor. Tertemiz, su acayip bir şey. Bunu atlanırız değil mi? Şimdi beni gaza getir. Evin temeli gene. Burası Likyalılardan kalmaymış. Herhalde. 3 artı 1. Şimdi de devrin kapısı ve penceresi sağlam tamam depremlerden sonra. Darıldın mı cicim bana diye şarkı söyleyeceğim. Yeni şey aldı da. Ama çok kalabalıkmış bunlar ya. Bu kadar ev olduğuna göre. Zeytinyağı veya zamanında zeytinyağı. Neydi? Şarap. Maaşlar. Üzdüm. Yani burası zeytin yani zeytin de var burada. Zeytin ağaçları. Bak. O kapı var galiba. Bak şu iki taştan. Kapıdan çıkıyorsun sanki. Şuradan merdiven değil mi? Kapıdan çıkıyorsun herhalde. Merdiven mi? Şuradan çıkıyorsun. Karşı kapı görüyorum. Kırık yere görüyorum. Ermiş adamlar. 40 santim sağına baktığınız zaman küçük bir açı var. Kapının hakkı mı var? Kalıcısı oldu. Tebrik ederim. Kapının kalıcısı oldu. Bak evin şey... Odanın içinde eşya koymak için. LCD. LCD. Bunlar hep evlerin temelleri el attı. Nerede? Ha gördüm. Acayip bir şey ama ya. Yani nasıl burayı yapmışlar? Şu adam. Kalabalıklar mı bunlar ya? Kaptan 2 kilometre değil mi? Burada geniş bir kalabalık var. Çok büyük. Bu karşıyla bağlantılı. Net gidiyor ama bazı rehberler bir söylüyor ki Kaleköy'le buranın birleşim olduğunu söylüyor. Ama depremde mi helal? Depremde aynı.
Ya milattan önce ve milattan sonra efendim. Bak kayaların içine oymuşlar, eşya falan koymak için odanın içine, biliyor musun? Şunlar da kayanın içine herhalde evlerde eşya falan koymak için oymuşlar kare kare. Cama benzemiyor ama. Baksana. Büyük olanlar kandil veya mum yakmak için olduğunu söylüyor bazıları. Ha. Küçükler ahşap kalasları koymak için. Ahşap kalasla. Tavan kalası. Aynen. Bak ev böyle geliyormuş demek ki, evet. Sebil herhalde. Sebil. Burada da. Burası şey de olabilir, böyle sokakta. Sokak. Burası ana cadde. Burası çok ana bağlı. İstiklal. İstiklal Caddesi. İstiklal abi burası. Sol tarafında yine şu bir bina göreceğiz. Şu karşı. Burası Roma döneminden kalma bir hamam. Kalıp sonra geçer. Evet. Aynen. En sonunda limanı göreceğiz. Daha biraz daha var. Limanlardan mı var? Nasıl? Limandan mı var? İstiklal'den sonra liman var. Son tur dönem. Aynen. Bak evin eşya şeyler belli ha. Batı şehir. Adana'dan şehrin ayağımızın altına almış, izliyoruz. Vallahi. Ha bu yeni. Şehir bende sağımızda. Batı şehir altımızda. Kim tutar bizi? Muhammed İkram. Dua, please. Denizin rengi harika ya, rengarenk denizler. Evet evet keko. Aleyküm selam. Şöyle fotoğrafı çeksen. Burası liman. Aynen. Karşı köşe. Kanal gibi bir yer var ya. Aynen. Bu bilmiyorum. Bazı referandum karşıda, yani öbür tarafta buranın geçimli, yani şey girip çıkmaya yarayan yer. Bir kısmı ovaymış, bir kısmı deniz miymiş? Aynen. Yani bu taraf, sol taraf deniz yani, değilmiş o zaman. Çok yoğun ama depremler sonucu komple sular yükseliyor. Şehirde deniz kenarı ama değil mi burası? Nasıl? Çökmeden önce deniz kenarı bu taraf anlaşılan. Bir taraf. Burası çökünce su buraya geliyor. Tabii aynen. Karşıda böyle baktığımızda yeşil de görüyoruz. Hı. Şimdi devam ettikçe buranın da yani L şeklini alıyor. Buranın liman bölümü olarak geçiyor burası. Derin değil. Değil. 5 ve 10 metre.
onlarla. 3 sene sonra sürü 3'ye katlar sultanım, elle bıçağız. Su var satalım. Var mı? Adam var mı? Çok kilo mu? Havanda da kalede kesen denizden su içiyor galiba. Bir şey olmuyor. Tuzlu su içiyor ama. Doğru diyor. Hazine bulmaya aramışlar. O Rahmi Koç'un çok söyleniyor. İncil falan topluyordu o.